Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibeti lil muttaqin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi iki cihanda aziz eylesin. İmanlarımızı kamil, akibetimizi hayırlı, cehennem ateşinden azade kılsın inşallahü teala. Bugünkü sohbetimiz cinniler, cinniler alemi, şeytan, cinniler ve şeytandan korunma çareleri, sihir, büyü hakkında açıklamalardan teşekkür edecek inşallahü teala. Ümmeti Muhammed'de bazı görülen ruhsal sıkıntılar, sinirsel haller, 20. asrın ekonomik ve çeşitli baskıları, çeşitli depresyonlara sebep oluyor. O zaman insanlar buna bir çare bulmak için kolay zannettikleri, herkesin yapabileceği zannettikleri sihir ve büyü zannediyorlar. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerime sihir ve büyüyü anlatmak, cinler alemini anlatmak elzem olduğu kanaatı kalbimde yerleşti. Düşündüm ki sihir nedir? Büyü nedir? İki güne bir ümmet-i Muhammed'in birbirlerine bu lafla yakıştırma yapmaları nedir? Okudum, inceledim, gördüm ki kıymetli kardeşler, sihir yapmak, büyü yapmak, yaptıranın ve yapanın küfre girmesinden başka bir yol değil. Şu halde kardeşlerimiz, küfre girmenin insan hayatı için en büyük zelil, en büyük nedamet, mahşerde en büyük sıkıntı, ebedi cehennemde kalmaya sebep olduğunu unutup, herhangi bir şeyi alelade sıradan yapar gibi kolaylıkla, sanki şer değilmiş gibi, sihir var sende, büyü var sende gibi sözleri vahim neticeler doğurduğunu düşündüm. Kardeşlerimizi ikaz, kafalarımızı aydınlatmak, hayatımıza bir renk vermek için bu çirkin iddiaların, bu yanlış itikatların akıbetimizi karartmaya, hayatımızı zindan etmeye ve kurtulmak için birçok hoca efendilere yutulmaya, paraları kaptırmaya çeşitli vesileler olduğu için hepimizi uyandırmak hissi uyandı. Bunun için Allah razı olsun bu sohbeti huzuru Ali'ye getirdim. Bize çok yakın bir mesafede Üfürükçü Hoca, ismini söylemeyeceğim, gıybet gibi olur, korkuyorum. Halbuki meşhur maruf olanları bildirmek gıybet değil, belasından kurtulmak için 2000 euro, 1000 euro gibi para istediği, 500-700 euroya kulak asmadığı kardeşlerimizin verdiği haberlerde var. Bu bakımdan sihirle büyü nedir? Cin alemi nedir? Sizlere bilgi vermeye çalışacağım inşallahü teala. Huzur-u Aliye'de faydalandığımız kitaplar, Büyük Kur'an tefsiri 7. 8. cilt Mehmet Vehbi Efendi Hazretlerinin Hülasat-ı Beyhan Fi tefsiri Kur'an 7. 8. cilt. İkinci faydalandığımız eser
Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi gösteriyorum ki tanıyasınız. Peygamberler Ansiklopedisi 6 cilt Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resul-i Kibriya'ya kadar bütün peygamberler meşhurların nakledilmiş. Bu birinci ciltte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Kabil'in, Habil'in kıssaları var. Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi çok muteber bir kitap. Türkiye Gazetesi büyük emekler sarf etmiş, hazırlamış. Bugünkü sohbetimize mehaz, büyü ve cin çarpmasına karşı Kur'an'la manevi tedavi. Şeyh İbrahim Hanefi İbrahim. Bu kitap sihir ve büyünün ne olduğunu geniş açıklamış. Müellifi sihirden, büyüden insanları cinlerden kurtarmanın yollarını göstermiş. Kendisi bu bakımdan çok hizmet etmiş. Pek çok kıssalar, misaller koymuş. İnşallah bu kitapta hepimize faydalı olur. Şeyh İbrahim Hanefi İbrahim yazmışlar. Çeviren, tercüme eden Hacı Mustafa Varlı, Feride Varlı. Bilhassa cinden nasıl kurtulur? Cini kurtaracak hocanın evsafı nasıldır? Bu kitapta çok geniş bilgi var. Cini kurtaracak hoca, sihirden, büyüden kurtaracak hoca asla bir dünya menfaati almayacak. Bir kuruş menfaat almayacak. Eğer bir kuruş menfaat alırsa duası makbul, ameli makbul, işi asan olmaz buyuruyor. Şayet kadın ve kızlardan cin dolayısıyla müracaat edenleri olursa şeriata muhalif haram bir yer göstermemek, şeriata muhalif haram bir fiil işlememek, hiçbir dünya menfaati almamak, şöhrete sahip olmamak, Kur'an'a iyi vakıf olmak, efendim tecvid hukukunu, gramer kaidelerini bilmek lazım geldiğini Şeyh İbrahim Hanefi İbrahim Hazretleri şerh etmiş. Bu kitapta müellif hakkında bir bilgi yok. Ben merak ettim, bu muhterem hocamız kimdir? Pek çok cinlileri, cinlerden, sihirden, büyüden insanları kurtarmış ama şahsiyeti hakkında bilgi verilmemiş. Mısırlı mıdır, Arap alimlerinden midir, tam bilemedim, eseri takdim ediyorum. Müslüman Cinler Röportaj, Saim Güngör, müellifi Muhammed İsa Davut. Bu cinli, Müslüman bir cinli, cin şerrinden kurtulmak için neler yapmak lazım geldiği, Kur'an-ı Azimşan'dan hangi sureleri okumak lazım geldiği, ne şekilde hareket edileceği Müslüman cinnin açıklamasıyla kitap haline gelmiş. Sure-i Şerifler konmuş, ayet-i celileler İslam yazısıyla yazılmış. Mahmut Hoca, bu da çok tatlı bir kitap. Müslüman Cinler Röportaj. Cin kimdir? Nasıl sihir yapılır, büyü nasıl yapılır, nasıl yapmışlar, bunu kurtaracak alimin vasıfları nedir, Kur'an-ı Azimşan'ın hangi sureleri ne şekilde okunur, bunda çok geniş tafsilat vermiş müellifi Müslüman Cinli. Allah kendisinden razı olsun. Bu kitabı da tanıttım. Muhtemelen bizde olsa gerek. Var mı Ömer? Tamam. Üçüncü kitap, büyü ve cin çarpmasına karşı Kur'an'la manevi tedavi. Birinci kitap, birinci
Müslüman Cinler Röportaj 2. Kitap Şeytan ve Cinler Arif Aslan Türk hocalarından İmam Hatip'i bitirmiş, İslam Enstitüsü'nü bitirmiş, öğretmenlik yapmış. Bu da çok tafsilli cinler hakkında, kurtulma yolları hakkında bilgi vermiş. Ben bu eserleri Huzurlu Ali'ye getirdim. Bu konular çok konuşuluyor. Bilinmiyor ki büyü yapmak, sihir yapmak insanı küfre götürür. Ebedi cehennemden çıkarmaz. Yaptıran da bela içindedir. Yapan da bela içindedir. Şimdi konuya dönüyoruz. Cinler hakkında kısa bilgi verip konumuza gireceğiz inşallahü teala. Faydalandığımız diğer önemli bir hukuk, Bedir Savaşı'na katılan sahabelerin isimleri. 313 tane Allah Resulü'nün sahabesi, 20 yaprak Abdurrahman kardeşimiz kütüphaneden getirdi. Bu 313 sahabenin yazılmasının kitabı İmam-ı Zehebi Hazretleri Tarihül İslam Megazi. Sonra bir eserimiz daha kaldı. Bedir Savaşı'na katılan ve şehit olan muhterem Allah-u Teala'nın Resulü'nün sahabeleri. 14 şehit verilmiş. 14 şehirden 6 tanesi muhacir, yani Mekke-i Mükerremeli. 8 tanesi şehit olan sahabelerin Medine-i Münevvereli. Biz de sohbetimize teberrük olsun bu mübarek şehitleri, bir ismi şeriflerini zikredelim. El-Fatiha deyince de hepimiz üç kulluğu birer Fatiha, Bedir sahabelerine, Allah Resulü'nün sahabelerine, ülema-i kibara, evliya-i izama hediye edelim. Bedir Savaşı'nda 6 muhacir. Muhacir Mekke-i Mükerremeli sahabeler. Mekke'den hicret ettiler. Medine-i Münevvere'ye geldiler. Bedir Savaşı vuku buldu. 6 mübarek Mekkeli sahabe şehit oldu. Muhacirlerin şehitleri Ubeyde bin Haris, Hazreti Ubeyde bin Haris, Ümeyr bin Ebi Vakkas, Hazreti Züşmi Maleyn bin Abdi Amir, Züşşimaleyn bin Abdi Amir, Hazreti Akıl bin Bükeyr, Hazreti Minha, Hazreti Mihca, 6, Hazreti Safvan bin Beyza. Bunlar Mekke-i Mükerremeli, Bedir'de şehit olmuşlar. Şimdi Medine-i Münevvere'li olan sahabeleri zikredeceği 8 tane mübarek. Hazreti Sa'd bin Haysem'e, Hazreti Mübeşşir bin Abdülmünzir, Hazreti Yezid bin Haris, Hazreti Ümeyr bin Humam, Hazreti Rafib Mualla, 6, Hazreti Harise bin Süreka, 7, Hazreti Af bin Haris, 8, Muavviz bin Haris. Bu 14 sahabe Medine Muharebesi'nde şehit olmuş. 313 tane sahabe 20 yaprakta zikredilmiş. Bunları niçin getirdim? Şeytan ve Cinler kitabında muallif Arif Aslan Hoca Bedir şehitlerini, Bedir gazilerinin ismini sayarsa bir kimse, üstünde taşırsa cinliler onun yanına sokulamaz. Mübarek sahabeleri onu bırakmaz. Misaller yapmış. Cin hastalığına yakalananlardan efendim Arif Aslan Hoca, ben de bunu getirdim. Yalnız size nasıl verileceğini bilmiyorum.
20 sayfa bir nusa getirdi. Abdurrahman kardeş, bir yaprak da şehitler, bunu size nasıl vereceğim? İnşallah şey düşünsün, Abdurrahman düşünsün. Nasıl tasnif ederiz, size nasıl ulaştırırız? Cinler, insanoğlu topraktan halk edildi. Cinler, ateşin alev kısmından yaratıldı. Şu halde menşeileri ateşin alevi, daha doğrusu ateşin kendisi. Allah-u Teala Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Sûre-i Ez-Zâriyât 56. ayeti celilede müfessirin beyanına göre insanları ve cinleri ancak beni bilip ibadet etsinler diye yarattım. Demek cinliler, insanlar, Halik'a iman etmek, azameti ilahiyi tanımak, kudreti ilahiyi yakinen marifet ve muhabbetle müşahede etmek ve Allah'ı azimşanı ibadet etmek için yaratıldı. Bu mübarek yaratıklar, iman etmiş kamilleri için mübarek lafzını kullandım. Görülen ve görülmeyen diye iki kısma ayrılmış. Mekansız, madde olmayan varlıklar halinde bulunduğu, çok yüksek bir enerji kudret taşıdıkları, insanın yaratılışında katı maddelerin hakim olduğu, halbuki cinnilerde havadan, ateşten meydana geldikleri, alevin alev kısmı, alev kısmı, parıldayan kısmı değil, bizatihi içinde ateşin hükmünü saklayan kısmı, yaratılmış cinniler ve şeytan, görülmemesi bu yüzden görülmüyor. İnsanlar topraktan kesif bir varlık olarak yaratılmış. Bu bakımdan hepimiz birbirimizi görüyoruz. Yalnız ateşin alev kısmı görülen şulesi değil. Görülmesi müşkül olduğundan cinniler bu kısımdan yaratılmış. Alev iki kısım. Birisi zulmani, görünmeyen, diğerin nurani. Cin ikinciden yaratılmış, melekler görülmeyen nurdan yaratılmış. Meleklerde erkeklik, dişilik yok, Allah'a isyan yok, nefis ve şeytan mücadelesi yok, cesedi pakleri nur. Üstad Bediüzzaman'ın beyanına göre bütün lezzetleri, bütün ibadetindeki nurani hukuk, Allah'a itaatin verdiği lezzettir. Bunlar bu bakımdan isyan etmedikleri için, günaha girmedikleri için melekler gönül kasvetine, günahın ağırlığına, günahın vebalinin büyüklüğündeki acıya, günahların affetme meselesi gibi hukuki ilahi olduğu için cinnilerde zor, şeytanda çok zor. Çünkü küfre girdi, Allah'ın azametinden kovuldu, onun hukuku çok zor. Ve fakat bize musallat olup imanımızı çalmak hukukunda bütün gayretleri hepimizin aleyhine bir hukuk. İşte cinniler, şeytan ateşten, insan topraktan, melekler nurdan halk oldular. Meleklerde nefis yok, cin derdi yok, yemek yok, içmek yok, doğum hali yok, çocukluk hali yok, ihtiyarlık hali yok. Bütün lezzetleri, bütün zevkleri Allah'ın emrine inkiyat, Allah'ın emrini yerine getirmek, bütün işleri Allah'a ibadet. Ey Allah, bizi sayısı meçhul şu mübarek melekelerin hürmetine,
nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, cinnilerin şerrinden, sihir ve büyü şerrinden emin ve muhafaza eylesin. Ayet-i celileler, hadis-i şerifler, binlerce cinnilerle kurulmuş münasebetler, cinnilerin ve şeytanın hayatta olduklarına, yani bizim gibi hayat yaşadıklarına, cin ve şeytanın ölümle mükellef olduklarına, dişilik erkeklik bulunduğuna, yemek içmek, doğum münasebetleri bulunduğuna, Kur'an'ın mucizül beyan, hadis-i şerifler, ülema-i izamın şerhleri, bize tahsis ettiği kitaplar varlıklarını dile getirir. Şu halde cinniler vardır, doğarlar, yaşarlar, ölürler. Cin vardır, şeytandan vardır. Yalnız şeytan, kaç defa arz ettik, insanları baştan çıkarmak için mühlet istemiş, mühlet istemiş, kıyametin ilk soru üfleyip bütün canlılar ölecek hükmü ilahisi aşikar olana kadar Allah-u Teala Hazretleri şeytanların ölümüne müsaade etmemiş, onların o güne kadar yaşamalarına izin ve ruhsat verilmiştir. Şu halde cinniler bizim gibidir, doğar, yaşar, ölür, evlenir, yer içer, şehvetleri vardır, gazapları vardır. Şeytanın şehveti, gazabı vardır. İmanı Allah'ın birliğini bilir ama Allah'a isyan halindedir. Şiddetli rahmetten kovulmuştur. Allah şerrinden her birimizi muhafaza buyursun. Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri, Evliya-i Kibar, Şeyhül-Ekber, cinlerin varlığına Kur'an-ı Azimşan'dan ayeti celileler göstermiş. 1. Sure-i Ez-Zariyat 56. ayeti celile mealen. Her defa demeyeyim, müfessirler nasıl mana verdiyse onların tefsirlerine göre insanları, cinleri biz ancak beni bilip ibadet etmeleri için yarattım. Bu ayeti celile cinlerin yaratıldığının açık, sarih, en güzel beyanıdır. 2. Sure-i Er-Rahman 74. ayeti celile meali. Onlara, hurilere, kocalarından önce ne insan okunmuştur ne de cin. Huriler cennet yaratıklarıdır, cennet ikramıdır. Cinnilerin de hanımları huri olacak, insanların da hanımları huri olacak. Bu ayeti celille cennete girecek cinnilerin hurilerle Allah izniyle evliliklerini göstermiş, hem de varlıklarını delil getirmiş bulunuyor. Demek cinler de bizim mükellef, imanla mükellef, küfür onlar için de en süflü bir hayat, küfür cehennem ateşi, cinler için de aynı. Cinlerin mevcudiyetinin 3. ayeti celile, Sure-i Er-Rahman 31. ayeti celile de Rabbim Teala mealen buyuruyor ki, yakında sizi hesaba çekeceğiz ey insanlar ve cinler. Yakında sizi hesaba çekeceğiz ey insanlar, cinler. İşte cinler varlığına bu 3 ayet delildir. Sonra yine ayeti celile de şu mübarek ayet, hesap gününde ey cin ve insan cemaati denilecek. Ey cin ve insan cemaati, içinizden size ayetlerimi naklettim. Bugünün gelip çatacağını inzar ettim, haber veren peygamberler gönderdim. Size o peygamberler gelmedi mi?
Sûre-i El-En'am 130. ayeti celile. Kaçırdı? 4. 5. ayeti celile Sûre-i El-Hicr 27. ayeti celile. Canı, can, cinnilerin ilk dedesi Adem Aleyhisselam insanların ilk atası olduğu gibi can, canı cinnilerin babasını daha evvel şiddetli ateşten şualardan yarattık. Sûre-i Hicr 27. ayeti celle meali. 5. 6. Sûre-i El-En'am 128. ayeti celle meali. Allah-u Teala insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde cinlere şöyle denilecek: ey cin cemaati, insanların birçoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İşte sihir ve büyü meselesinde bu ayeti celilenin açık beyanı sarahten görülüyor. Kaç oldu ayet? 6. Sorarım, sen takip et beni, Allah razı olsun. Sûre-i Er-Rahman 33. ayeti celile. Ey cinler ve insan topluluğu, gücünüz yeterse göklerin ve yerin etrafında çıkıp gidin. Gücünüz yeterse göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidin. Yani kaçarak ölümden kurtulun. Parantez açmış. Çıkıp kurtulamazsınız. Ey cinler ve insan topluluğu, gücünüz yeterse yerden ve göklerin etrafından çıkın. Çıkıp kurtulamazsınız. Kaçacak bir ruhsat bulamazsınız. Ancak bir kuvvetle, fakat bu kuvvet nerede? Buna gücünüz yetmez. Bu kuvveti ilahiye sizi ancak Allah azameti ilahiye ile huzuruna çeker. Kaç oldu? 7. 8. Yine Sûre-i Er-Rahman 39. ayeti celile. Biraz önceki 33. ayet, şimdi 39. Sema yarıldığı zaman, kıyamet koparken sema yarıldığı zaman, herkes simasından tanınacağı gibi o gün ne insana ne cinne günahı sorulmayacak. Sema yarıldığı zaman o gün ne insana ne cine günahları sorulmayacak. Sual sormak mahşerde vukua gelecek. Kıyametin kopması ayrı bir hukuk. Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri toplaması bundan gayrı bir hukuk. Evet. Yine Sûre-i Er-Rahman, cinlerin babasının da dumansız bir ateşten Allah-u Teala yarattı. 15. ayeti celile. Sonra Sûre-i El-Ahkaf 29, 30. 31. 3 ayeti celilenin meali. Hatırla ki cinlerden 10 kişiye yakın bir grubu Kur'an dinlemek üzere sana yollamıştık ya Habibim. Vaktaki Kur'an'ın huzuruna vardılar. Cinniler birbirine susun dinleyin dediler. Sonra Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı bitirdiği zaman okuduğunda cinler peygambere ve Kur'an'a iman getirerek döndüler. Demek Mescid-i Cin'de, Mekke-i Mükerreme Mescid-i Cin'de Allah Resulü'nü dinleyen cinler 10 kişi. Bunlar Allah'ın Resulü'ne iman getirdi, Kur'an'a azimşan'a iman getirdi ve Müslüman olarak döndüler. Korkutmak üzere kavimlerine gittiler. İman edin, küfür en şiddetli bir Allah'a isyandır. İman edin, cehennem ateşinden kurtulun, Rabbin rahmetinin nimetlerini müstefit olun. Korkutmak için bu 10 cinni ne yaptılar?
kendi cemaatlerinin, kavimlerinin üstüne döndüler. Şöyle dediler: ey kavmimiz, ey cinniler, hakikaten bizler peygamber tarafından okunan bir Kur'an-ı Kerim'i işittik, dinledik ki Musa aleyhisselam'dan sonra indirilmiş olup kendinden öncekileri bütün semavi kitapları tasdik eden, hakka ve hakikat yoluna ulaştırandır. Ey kavmimiz cinniler, Allah'ın davetlerine icabet edin, ona iman edin ki bazı günahlarımızı Rabb-i Teala bağışlasın, sizi acıklı bir azaptan korusun. Sure-i Ahkaf 29, 30, 31. bu üç ayette hem iman eden on cinniyi Mekke-i Mükerrem Mescid-i Cin'de Habib-i Hüda'nın Kur'an okuyuşunu dinleyip iman getirdiklerini, iman ederlerse necat ve kurtuluş, aksi halde acıklı bir azabın saracağını beyan buyurmuşlar. Bütün bu ayetler cinnilerin hayatı olduğunu, bizler gibi mükellef olduklarını, imanla teklif altında bulunduklarını, bir imtihan dünyasında bulunduklarını haber veriyorlar. Abdullah İbni Mesud Hazretleri de Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e cinlerin geldiğine göre sizlerden birisi onun yanında bulundunuz mu? Abdullah İbni Mesud: bizden kimse onun yanında bulunmadı. Ancak Mekke'de bir gece Hazreti Peygamber aleyhisselamla beraberdik. Bir ara Resul-i Kibriya'yı gözümüzle göremez hale geldik. Kendisini vadilerde, tepelerde aradık. Sonra sabah olunca Resul-i Kibriya'yı gördük ki o Hira Dağı tarafından teşrif ediyor. Kendisine ya Resul